Mutlu haftalar, mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. 31 Mayıs Pazartesi bugün, Mayıs ayının son günü. Hem yurt hem de dünya gündemiyle karşınızdayız. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında ana haber bültenimize hoş geldiniz diyoruz ve günün başlıklarıyla başlıyoruz. Neler var bugün? İlk olarak ekonomi cephesiyle başlayacağız sayın seyirciler. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %7 oranında büyüdü. Uzmanlar büyüme sanayide diyor ama vatandaş ne diyor? İşte vatandaşın ne dediğini de hazırladığımız haberde ekranlarınıza getireceğiz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kritik Yunanistan ziyareti tamamlandı. Hafta sonu da gözümüz bu ziyaretteydi. Bugün de öyleydi yine aynı şekilde. Ancak beklediğimiz Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konuları gündeme gelmedi. Daha doğrusu uzlaşı sağlanmadı. Yunanistan'da COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınması konusunda bir anlaşma yapıldı. Bunu ekranlarınıza getireceğiz. Yine FETÖ'nün kritik isimlerinden Fethullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Bugün de bugünün önemli bir gelişmesiydi. Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor. Bir kez daha aileler evlatlarına geri dön çağrısı yaptı. Annelerin sesine de yine bültenimizde kulak vereceğiz. Millet İttifakı'nın Sedat Peker'in iddiaları üzerinden siyaset üretmesine tepki üstüne tepki yağıyor. Bugün de yine yeni tepkiler vardı. Buna da yine bültenimizde yer vereceğiz. Onca tepkiye rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, tartışılan sosyolog Zizek'i kitap fuarında konuşturdu sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz haftada çok haber yapmıştık. Eleştiriler, tepkiler, imzalar vardı. Ancak bunlara kulağını tıkadı ve Zizek konuşmacı olarak kitap fuarına davet edildi ve konuşmasını gerçekleştirdi. Peki ne dedi? Başlık olarak Zizek konuşmasında PKK açılımı istedi. Ancak bu kadar da değildi konuşmaları. Başka şeyler de söyledi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi konuşmasında. İstanbul'da suya zam gündemde. Peki zam gelecek mi? İSKİ su fiyatlarına %25'e varan zam talep etti. Önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak bugünün asıl gündemi Bakanlar Kurulu toplantısı sayın seyirciler. Saat 16'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Bakanlar Kurulu toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının hemen ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yapmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte 1 Haziran sonrasında koronavirüs salgını sürecinde nasıl bir normalleşme takvimi olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Milyonların gözü kulağı bu açıklamalarda olacak. Biz de bültenimizde Erdoğan'ın açıklamaları geldiği anda sizleri vereceğiz. Biz de bu açıklamaları canlı olarak. Şimdi kısa bir ara diyelim, hemen ardından da bültenimize başlayalım. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında ana haber bültenimiz başlıyor ve bültenimizde ilk olarak ekonomi cephesindeyiz. Büyüme rakamları açıklandı. TÜİK ekonominin ilk çeyrekte %7 büyüdüğünü açıkladı sayın seyirciler. Üretimin arttığını söyleyen uzmanlar büyüme sanayide dedi, ancak özellikle iş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki payında gerileme yaşandı. Bu da emekçinin büyümeden aldığı payın azaldığı anlamına geliyor. Sokaktaki vatandaş da TÜİK büyüdü dese de ekonomi bize büyümüyor görüşünde. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklenti üzerinde büyüme performansı ortaya koydu. Büyüme rakamı ülkenin toplam üretim rakamındaki değişimi gösteriyor. Üretimin arttığını söylüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart 2021 dönemini kapsayan gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi yılın ilk çeyreğinde %7 büyüdü. Beklentiler %6.5 civarı büyüme rakamına işaret ediyordu. Türkiye ekonomisi 2020'nin genelinde %1.8 büyürken 4. çeyrekte %5.9 artış göstermişti. İlk çeyrekte hane halkı tüketimi büyümeye 4.4 puan katkı yaparken stok değişimi büyümeyi 1.5 puan aşağı çekti. 3 ay geriden gelen, hatta belki bugünü ve ocağı dikkat alırsanız 6 ay önceki durumu gösteriyor. Bu birincisi. İkincisi, büyüme rakamı sizin ve benim hayatımızın harika olduğu, gelirimizin arttığı, işte cebimize daha çok para girdiği anlamına gelmiyor. Ekonomist Hakan Özerol, halkın ekonomisinde büyüme olmadığını, sanayi odaklı gelişmelerin yaşandığını belirtti.
büyümenin ağırlıklı olarak üretimden geldiğini, yani sanayiden geldiğini görüyoruz. Sizin benim gördüğümüz işlerimiz kötü dediğimiz esnaf tarafında değil, o tarafın kötü olduğunu biliyoruz. Sanayi tarafında, üretim tarafında, ağırlıklı olarak da ihracat odaklı sanayi tarafında. Burada rakamlar iyi. Özerol, verilerdeki COVID-19 etkisine de dikkat çekti. Yıl sonu büyüme için tahminse %6. Geçen senenin ikinci çeyreği, geçen yılın en berbat dönemiydi, kriz dönemiydi. Onun için o açıdan çok bir şey ifade etmeyecek ama evet, toplamında bu yıl Türkiye %6'lara yakın, 5,5-6'lar civarında büyüyecek. Bunun ilk sinyalini ilk çeyrekten görmüş olduk. Düşündüren noktaysa iş gücü ödemeleri kaleminde. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %39 iken bu oran 2021 yılında %35,5 oldu. Yani milli gelir içindeki pay azaldı. Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin bu konuya vurgu yaptı. Büyümenin dinamiklerine baktığımızda imalat, yatırım ve ihracatın güçlü pozitif etkisini görüyoruz. Özellikle makine teçhizat yatırımlarında son 6 çeyrektir aralıksız artış sürüyor. Ancak iş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki payında gerileme söz konusu. Bu da %7'lik büyümeden emekçi kesimlerin aldığı payın azaldığı anlamına geliyor. Bence büyümedi. İnsanların halini görüyorsunuz. Herkes ihtiyaçlı durumda zaten. Vallahi gidişat hiç iyi gözükmüyor bence. Türkiye ekonomisi verilere göre büyümüş gözüküyor olabilir ama sektör sektör değişiyor. Vatandaş da ekonomi bizlere büyümüyor diyor. Bence yani bu virüsten dolayı bayağı bir küçüldü, yani geriye gitti hatta, öyle söylenebilir. Ya ben açım diyorum ya. Yani tabii büyümüş olabilir ama bizler için değil. Sanırsam bizler için değil yani büyümüş. Bir yandan da yüz binlerin merakla beklediği kamu işçilerinin zam pazarlığı da başladı. Türk İş yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme için talep ettiği zam oranını Çalışma Bakanlığı'na sundu. Emek cephesi birinci 6 ay için %20, ikinci 6 ay içinse enflasyonla birlikte %3 refah payı talep etti. Teklifler içinde kanuni işçilerinin özlük haklarının da iyileştirilmesi istendi. Başarıyla tamamlanmış bir toplu sözleşmeye imza atacağız. Bugün 700 bin civarında kamuda çalışan işçiler adına toplu üst sözleşmelerini yapacağız. Kamu işçilerinin zam pazarlığı başladı. Emek cephesi ilk 6 ay için %20 zam istedi. Çalışma hayatı, Türkiye'nin ekonomik yapısının toplumsal boyutunu oluşturmaktadır. İşçilerin kadrolaşması, kadro alması gibi temel konular var. Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin 2021-2022 yıllarında alacağı zam oranları için talepler belli oldu. Masada işçiyi temsil eden Türk İş bu yıl Hak İş'le birlikte ortak teklif hazırladı. Teklif Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu. Türk İş ve Hak İş konfederasyonları olarak çerçeve protokolü teklifini birlikte mutabakata vararak ortak hazırladık. Türk İş konfederasyonumuza bu birlikte çalışma için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ortak teklifte 2021'in ilk 6 ayı için %20, ikinci 6 ayı için enflasyonla birlikte %3 refah payı, 2022'nin 2 6 ayı içinde ayrı ayrı enflasyonla birlikte %3 refah payı istendi. Konfederasyonların teklifinde en düşük işçi maaşının brüt 4800 lira olması da yer aldı. Bizim anlayışımız toplu iş sözleşmesini masada bitirmektir. Teklife özlük haklara ilişkin talepler de koyuldu. 5 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere her yıl için 35 lira kıdem zammı uygulanması talep edildi. Bu işçilerin ücretleri başta olmak üzere zorunlu olarak emekli edilmeleri, tayin haklarının olmaması da dahil diğer sorunlarını da çözmek istiyoruz. Ayrıca sözleşmeden faydalanan işçilere her yılın Mayıs ve Eylül ayında olmak üzere toplam 3 bin lira ek ödeme yapılması gerektiği üzerinde duruldu. İşçilerin almış oldukları ücretlerde büyük oranda dengesizlik vardır. Yemek parasının birinci 6 ay için günlük 20 liradan, ikinci 6 ay içinse günlük 25 liradan yatırılması gündeme geldi. Giyim yardımının birinci 6 ay için 700 lira, ikinci 6 ayda ise 800 lira olması istendi. Bu hususların dikkate alınmasını talep ediyoruz. Taşerondan kadroya geçen binlerce işçi de bu yıl ilk kez toplu iş sözleşmesinden faydalanacak. Teklifte yeni kadroya geçen emekçilere toplam 112 gün ikramiye ödemesi gerektiği belirtildi. Bununla ilgili çalışmaları biz tamamladıktan sonra, inceledikten sonra bir araya geleceğiz. Ümit ediyorum sonunda da böyle başarıyla tamamlanmış bir toplu sözleşmeye imza atacağız.
Teşekkür ederim. İstanbul'da suya zam mı geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi su fiyatına %25'e varan zam teklif etti. Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından verilen zam teklifi belediye meclisinde yapılacak görüşmeler sonrası belirlenecek. Teklif kabul edilirse yaklaşık 16 milyon kişi faturalarını %25 zamla ödeyecek. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su fiyatlarına %25'e varan zam teklif edildi. Henüz kesinleşmeyen teklife göre 0-15 metreküp arası su kullanımı yapan birinci kademe konutlarda 4 lira 81 kuruş olan birim fiyatının 6 liraya, 16 metreküp üzeri su kullanan ikinci kademe konutlarda 7 lira 22 kuruş olan birim fiyatın 9 liraya çıkarılması gündemde. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 2019 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurulda kabul edilen ve abone başına yaklaşık 1 tona denk düşen ücretsiz su hakkının da kaldırılmasının teklif edildiği öğrenildi. Havalar ısınıyor, yaz sezonu yaklaşıyor. Salgın döneminin ikinci yazı başlarken vatandaş tatil planı yapıyor mu? Tatil planları yapılırken COVID-19 önlemleri dikkate alınıyor mu? Tatil alışkanlıkları isimli araştırmaya göre vatandaşın %53.2'si tatil yapmayı düşünmüyor. Pandemi tatil alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Tatil yapmak istemiyorum diyenlerin oranı %53.2 oldu. Tüm dünyayı etkisine alan salgın döneminde ikinci yaz sezonu başlıyor. Ancak bu yaz farklı olacak. Çünkü tercihler büyük ölçüde değişti. Covid-19 nedeniyle turizm işletmeleri de vatandaşa ayak uydurdu. Şu an için yok, hayır. Hem pandemiden dolayı hem de şartlar müsait değil. Arada Survey araştırma şirketi tatil alışkanlıkları isimli anket hazırladı. Buna göre katılımcıların %53,2'si bu yıl tatil yapmayı düşünmüyor. Sadece %25,2'lik bir kesim tatil planı yapıyor. Vatandaşın 21,6'sının ise kafası karışık. Salgının gidişatına göre karar verecekler. Ailemle gidip yaylada çalışacağız. Bahada evimiz var yaylada. Yazın orada geçineceğiz. Bir hafta orada kalacağız. Tekrar gelip işimize döneceğiz. Tatil planları yapanlar ise otel, pansiyon, tatil köyü yerine daha çok kamplık alanları ve özel kiralanan evleri tercih ediyorlar. Kuzenlerimle birlikte hep beraber bir evde o şekilde sahile yakın bir evde kalmayı. Ev kiralama. Evet, ev kiralama o şekilde. Ben yapmıyorum ama eğer ki yapmış olsaydım hani arkadaşım dediği gibi hani bir ev kiralama daha özel böyle hani tanıdıklarımla birlikte olurdu. Araştırma sonucunda katılımcıların %37,3'ünün otelleri tercih etmesi dikkat çekti. %24,3'ü tatil köylerini, %20,4'ü kiralık ev veya villaları, %19,5'i pansiyonları ve %13,3'ü ise salgın döneminde ilgi gören bungalov ve kamp alanlarına yöneldi. Babamla kampı yapmayı düşünüyoruz sadece. Maalesef yapamıyoruz. Neden peki? Sıkıntılardan, pandemi dönemi, işsizlik, gelir olmadığından dolayı. Öte yandan katılımcıların tatil planlarını Temmuz ayına göre yaptığı görülürken, Ege ve Akdeniz bölgesinde nüfus yoğunluğunun az olduğu beldelere gitmeyi planladıkları kaydedildi. Sofralarımızın vazgeçilmezi, sağlık deposu zeytinyağımız altın gibi değer kazanıyor. Covid-19 pandemisi sürecinde Türk zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı arttı ve dolar bazında %16 değer kazanarak 2786 dolara yükseldi. Zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı 2020-2021 sezonunun ilk yarısında dolar bazında %16 artışla 2397 dolardan 2786 dolara yükseldi. Zeytinyağının ton başına ihracatı 390 dolara yapıldı. Sıvı altın olarak tanımlanan zeytinyağında 1 Kasım'da başlayan zeytinyağı ihraç sezonunun ilk yarısı geride kaldı. Türkiye 1 Kasım 2020 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında 22.719 ton zeytinyağı ihraç edildi. İlk 7 ayda 63 milyon 286 bin dolar ihracat rakamına ulaşıldı. Bu dönemde sofralık zeytin ihracatı ise 55 bin 50 ton karşılığı 95 milyon 817 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Sofralık zeytin ihracatının 74 milyon dolarlık dilimi siyah zeytin ihracatı olurken yeşil zeytin ihracatında 21,8 milyon dolar döviz geliri elde edildi.
Türkiye'nin 2002'den sonra zeytin ağacı varlığı 90'dan 180 milyona çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Türkiye'nin zeytinyağı rekoltesini 650 bin tona, sofralık zeytin rekoltesinin ise 1 milyon 200 bin tona çıkacağını öngörüyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, bu rekoltenin katma değere dönüşmesi için iç tüketimin artması gerektiğine vurgu yapıyor. Er, zeytin ve zeytinyağındaki KDV'nin %8'den %1'e indirilmesini talep etti. Şimdi ise Yunanistan'a uzanalım. Zira Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina ziyaretini tamamladı. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yaratan başlıklar konusunda uzlaşı çıkmadı. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs gibi kritik konular, istişari görüşmeler ve NATO zirvesindeki olası Erdoğan-Miçotakis buluşmasına bırakıldı. Yunanistan'la mutabakata varılan başlıklarsa aşı sertifikası ve seyahat konusu oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ziyaretinin ikinci gününde Atina'da temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, önce Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda aşı sertifikası ve seyahat konusu öne çıktı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, aşı sertifikası konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu görüşmenin hedefinin bir ilk anlaşma sürecini başlatmak olduğunu belirtti. Mümkün olabilirse daha sonra da aşamalı olarak zaman içerisinde bir normalleşmeye doğru ilerlemek amacındayız. Bir ekonomik işbirliği program listesi üzerinde anlaşma sağlandı. Covid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık. Aşı olmuş ya da test sonucu negatif çıkan vatandaşlar karşılıklı olarak her iki ülkeyi ziyaret edebilecek. Bu durum iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerine ivme kazandıracaktır. Bugünkü görüşme Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında NATO zirvesi marjında bir toplantı yapılmasını kararlaştırmak açısından da bir fırsat teşkil etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iki ülke ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını, 25 madde üzerinde anlaştıklarını belirtti. Artık somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilki olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok işbirliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek. Bölgesel konuları da değerlendirdiklerini belirtti Çavuşoğlu. Yunanistan'la devam eden istişari görüşmelerin 63. turunun Türkiye'de yapılacağını belirtti. İlişkilerimizi ön koşulsuz olarak her alanda geliştirmek için diyaloğa hazırız dedi. Ancak Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs ve adaların silahlandırılması gibi kritik konulara değinmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Haziran ayında NATO zirvesinde gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi işaret etti. Liderlerimizin NATO zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız da var. Bunları iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz tüm bu sorunların ve görüş ayrılıklarının. Ve bunun için de diyaloğumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır. Bugün bir kez daha teyit ettik. Şimdi çok çarpıcı bir haber var sırada. Trump'ın Amerikan başkanı olduğu dönemde rafa kaldırılan Sedat Peker planı Biden seçilince yeniden devreye sokuldu. Yeni Şafak gazetesi Amerika'nın psikolojik savaş elemanı Michael Rubin'in 12 Ekim 2016'da Peker'le ilgili kaleme aldığı yazıyı haberleştirdi. 15 Temmuz sonrası yapılan yazıda Amerikan derin devletinin etkili ismi Rubin, Tayyip Erdoğan'ın yeniden darbe girişimine maruz kalacağını ve bunun da Sedat Peker üzerinden olacağını belirtiyor. And so what I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support.
Yeni Şafak gazetesi suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'yi hedef alan operasyon açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken bir manşet attı. Biden geldi, Peker planı raftan indi manşetiyle çıkan haberde 15 Temmuz darbe girişimini 4 ay önceden yazan Amerika'nın Türkiye kışkırtmacısı Michael Rubin'in 12 Ekim 2016'daki yazısına yer verildi. Amerika'nın psikolojik savaş elemanlarından olan Rubin, yazıda Tayyip Erdoğan hükümetinin yeni bir darbe girişimine maruz kalacağını ve bunun Sedat Peker üzerinden yapılacağını kaydetti. Pentagon görevlisi Michael Rubin, 2016'daki yazısında FETÖ'nün ağı geniş olsa da Peker'in bağlantıları da güçlü ifadelerine yer verdi. Gülencilerin geniş bir ağı olmasına karşın Peker'in bağlantılarının da güçlü olduğu söylenmektedir. Erdoğan, Gülencileri, etnik liberalleri, politik rakipleri hedef alırken Peker ve Peker'in en yakın müttefiklerini de bertaraf etmektedir. Geriye sadece Erdoğan ve Türk mafyası güç olarak kaldığında ne olacak? Böyle durumda hesaplaşma şiddetli mi olur? Amerikan başkanlığına Biden'ın gelişiyle birlikte Obama döneminde yapılan planın raftan indiği ve senaryoda taşların yerine oturduğuna dikkat çekildi. Sedat Peker'in 17-25 söylemlerini tekrarlaması ve videoları 15 Temmuz'un finansörlerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınlamasının da Biden planı olduğu belirtildi. Şimdi İzmir'e gidelim çünkü onca tepkiye, eleştiriye rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye düşmanı, sosyolog Slovaj Zizek'i Kitap Günleri etkinliğinde konuşturdu. Türkiye'yi Yugoslavya'ya benzeten Zizek yeniden PKK açılımı istedi. Zizek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da adını vererek Türkiye'yi Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a silah götürme suçlamasını yeniledi. Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye düşmanı PKK-PYD dostu sosyolog Slovaj Zizek'i tepkilere rağmen Kitap Günleri'nde baş konuşmacı yaptırdı. Aslında bizim Yugoslavya'nın, Sovyet'in eski pozisyonuna benziyoruz biz. Zizek konuşmasında yine Türkiye'yi Yugoslavya'ya benzetti, PKK açılımı istedi ve Erdoğan yönetimini IŞİD'e silah vermekle suçladı. Zizek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sanal kitap günleri kapsamında konuştu. Kürt sorununa baktığınız zaman sizin semptomunuz bu. Eğer Kürt sorununu çözerseniz barışçıl bir şekilde yeni bir tarihi anlaşmalarla onlarla bu anlaşmaları yaparsanız o zaman bu olabilecek en iyi şey olacaktır sizin için. Pandemi sonrası Yeni Dünya konulu söyleşiye yoğun tepki geldi. Kanal yöneticileri canlı sohbetteki Zizek'i eleştiren yorum ve soruları sildi. Eleştiriler yoğunlaşınca canlı sohbet ve yorum bölümü kaldırıldı. Bunun üzerine İzmirliler tepkilerini canlı yayını beğenmeyerek gösterdi. Erdoğan hatırlarsınız bir işte karşı propaganda vardı. İzmirlilerin tepkisini çeken sosyolog Zizek, Türkiye karşıtlığını bu yayında da devam ettirdi. Zizek, Türkiye Yugoslavya'nın eski pozisyonuna benziyor, bu bana umut veriyor dedi. Aslında bizim Yugoslavya'nın, Sovyet'in eski pozisyonuna benziyoruz biz. PKK-PYD'ye hayranlığını, Kürtleri seviyorum ifadeleriyle aktaran Zizek, yeni bir PKK açılımı istedi. Zizek, Kürt sorununa baktığımızda eğer yeni tarihi bir anlaşmayla barışçıl bir şekilde Kürt sorununu çözerseniz o zaman Türkiye için olabilecek en iyi şey olacaktır. Türkiye Kürtlerle anlaşarak bir gelecek inşa etmelidir ifadelerini kullandı. Evet Kürtlere karşı sempatim var hatırlıyorsunuz belki Erdoğan hatırlarsınız. Dünyada DEAŞ karşıtlığının olduğu dönemde Türkiye'nin Suriye'deki DEAŞ'a yasa dışı yollarla silah götürdüğünü de öne sürdü. Zizek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ismini de söyleyerek IŞİD'e silah temin edildi suçlamasını yaptı. Silahların Suriye'ye kaçak olarak götürülmesi vardı. Azılı Türkiye karşıtları arasında yer alan Slovaj Zizek, konuşmasında Rusya ve Çin karşıtı fikirleriyle de dikkat çekti. Millet İttifakı'nın suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden siyaset üretmesine tepkiler dinmiyor. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, muhalefetin rezalet bir durum içinde olduğunu söyledi. Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK'lılarla iş tuttuğunu belirtti.
Ulusal Kanal'ın sorusuna verilen yanıtı hatırlattı. CHP-HDP işbirliğine dikkat çekti. Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında farklı bir görüş farklılığı olduğunu düşünüyorum. Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Asıl ahlaksızlık HDP eş başkanı Mithat Sancar'ın CHP genel merkezindeki PKK ve Öcalan konusunda CHP ile HDP arasında görüş ayrılığı yoktur. Sözleri karşısında süt dökmüş kedi gibi susmaktır. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar üzerinden siyaset üreten Millet İttifakı'na MHP'den tepki geldi. PKK, YPG ve FETÖ'ye terör örgütünü sahiplenen, HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu şimdi de bir mafya elebaşının söylemleriyle Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yaparak milli çıkarlarımıza karşı çıkan, partisini HDP ve FETÖ'ye teslim eden, Beyaz Saray'dan iktidar dilenen Kılıçdaroğlu'ndan başka ne beklenebilir ki? MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Millet İttifakı'nın rezil bir durumda olduğunu savundu. Gureba'nın sözcüsü ben olacağım. O varsılların sözcüsüdür. CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliğine de dikkat çeken Akçay, Ulusal Kanal'ın CHP ve HDP ortaklığını gözler önüne seren sorusuna da açıklamasında yer verdi. Kılıçdaroğlu insan ve uyuşturucu kaçakçısı arıyorsa işbirliği yaptı HDP'ye, terör örgütü diyemediği PKK ve YPG'ye bakmalıdır. Asıl namussuzluk Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapmak, Türk ordusuna katil satılmış demektir. Asıl ahlaksızlık Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diyerek kendi ülkesini yurt dışına şikayet etmektir. Asıl ahlaksızlık HDP eş başkanı Mithat Sancar'ın CHP genel merkezindeki PKK ve Öcalan konusunda CHP ile HDP arasında görüş ayrılığı yoktur sözleri karşısında süt dökmüş kedi gibi susmaktır. Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında farklı bir görüş farklılığı olduğunu düşünüyorum. Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Sayın seyirciler, hatırlayacaksınız, ekranlarınıza getirmiştik. Geçtiğimiz günlerde PKK'nın siyasi kolu HDP partilere bir araya gelelim çağrısı yapmıştı. İşte o çağrıya Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yeşil ışık yaktı. Sözcüye konuşan Davutoğlu, meşru her siyasi partiyle her konuda görüşülür dedi. Anlayışla yeniden bir araya gelmenin yol ve yöntemlerini mutlaka. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den yapılan bir araya gelelim çağrılarına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan olumlu yanıt geldi. Davutoğlu, HDP ile ittifaka yeşil ışık yaktı. Sözcü TV'ye konuşan Davutoğlu, HDP'nin meşru bir parti olduğunu savunarak meşru her siyasi partiyle her konuda görüşülür dedi. Görüşme konusunda ben Türkiye'de meşru her siyasi partinin birbirleriyle görüşmesini şart koşarım. Gelecek Partisi'nin seçim ittifakları ile ilgili görüşlerini açıklayan Davutoğlu, ilkeler bazında işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Biz herkese görüşürüz. Geçmişte ne yaşamış olursak olalım, olumlu, olumsuz, Türkiye'nin menfaatine ise herkese görüşürüz. İşbirliği. İşbirliği ise mesele bazlı. Kemikleşmiş bir ittifak anlamına gelmez. İşbirliğine de hazır. Üçüncüsü ise ittifak. İttifak bu sistemde zaruri bile olsa ancak seçim ortamına girildiğinde konuşulacak bir konudur. CHP'li Burdur Belediyesi'nin 2019 yılındaki parselasyon usulsüzlüğü iddiası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi. Parselasyon uygulaması mağdurları kenti ziyaret eden Kılıçdaroğlu'yla görüştü ancak olumlu bir yanıt alamadı. CHP'li belediyenin hatalı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanına ricada bulunurum dediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar. Bu işlemi iptal etmesi için emir veremem demiştir. Ricada bulunurum demiştir. Burdur Belediyesi'nin parselasyon uygulaması mağdurları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Evet, 2019 yılında yapılan usulsüzlük iddiasıyla gündeme gelen Burdur Belediyesi hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermişti. Konuyu yargıya taşıyan Bağlar Mahallesi sakinleri mağduriyetlerini kenti ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da iletti. Kılıçdaroğlu, yurttaşların yaşadığı mağduriyetten ikna olduğunu bildiği halde, kanaat getirdiğini söylediği halde Sayın Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e bu işlemi iptal etmesi için emir veremem demiştir.
ricada bulunurum demiştir. Kılıçdaroğlu'yla görüşen Burdur Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Kemal Arslan ve beraberindeki 11 yurttaş, Burdur 18 uygulamasından geri dönülmesi ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in görevden alınmasını istedi. Rahat olacağını. Kılıçdaroğlu da vatandaşlara konuyla ilgileneceğini ve talepleri ileteceğini belirtti. Benim bu konuda yetkim yok. Ben geri alınması için talep olduğunu belediye başkanına ileteceğim. Sosyal demokrat belediyecilikte böyle bir şeyin olmayacağını, mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyleyeceğim. Gerekirse tamamını iptal etsin. Ne olacak yani? Görüşmenin ardından TÜKODER Başkanı Kemal Arslan da bir açıklama yaptı. Belediye meclisi kararıyla alınmış bu uygulamanın yine belediye meclisi tarafından iptal edilmesini sözünü istediğimizi belirttik. Burdur halkının çektiği sıkıntılardan ancak bu biçimde kurtulabileceğini rica ettik. Ancak çok ilginçtir ki CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşların yaşadığı mağduriyetler konusunda ikna olduğu halde Belediye Başkanı Sayın Orkun Ercengiz'e bu işlemi iptal etmesi için emir vermeyeceğini, ricada bulunabileceğini söyledi. Emir veremem demiştir. Ricada bulunurum demiştir. Avrupalı üst düzey politikacılar yakın markajda. Öyle ki Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Avrupalı siyasetçileri izleme ve dinleme skandalı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Danimarka Askeri İstihbaratı'nın 2015 yılında hazırladığı rapor erişime açıldı. Rapora göre Amerika'nın en çok istihbarat toplayan teşkilatı NSA, Danimarka ile arasındaki kablo anlaşması üzerinden Merkel başta olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izledi. Danimarka Askeri İstihbaratı'nın gizli raporlara erişimi açıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı siyasetçileri dinleme ve izleme skandalının yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Danimarka Devlet Televizyonu DR1 açıkladı. Habere göre ABD Ulusal Güvenlik Ajansı 2013 yılından itibaren Almanya Başbakanı Angela Merkel ve birçok Avrupalı üst düzey siyasetçiyi dinletti. Dinlenen isimler arasında Merkel'in yanı sıra eski Almanya Dışişleri Bakanı Frank Steinmeier, Norveçli, İsveçli, Alman ve Fransız siyasetçiler yer aldı. 2013 yılında NSA'nın çalışmalarını izleyen Danimarka istihbaratı da ABD'nin faaliyetlerini gizlice takip ederek Avrupalı siyasetçileri de gizlice izlediğini ortaya çıkardı. Danimarka istihbaratı bu faaliyetleri Mayıs 2015'te raporlamış fakat söz konusu raporun o dönem kurum içinde kaldığı belirtildi. İşte o rapor şimdi ise erişime açıldı. Alman hükümet sözcüsü Stefan Seibert dinleme skandalı ile ilgili açıklama yaptı. Ulusal ve uluslararası kurumlarla temasta olduklarını belirtti. Alman hükümeti konuya açıklık getirmek için ilgili tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarla temas halindedir. Bu olayın doğru olup olmadığı anlamına gelen bir beyan değildir. Alman hükümeti bu gibi konuları Federal Meclis'in gizli toplanan yetkili kurullarına rapor eder. Öte yandan Danimarka askeri istihbaratı ile NSA arasında Rusya ve Çin'i izlemek için Danimarka'dan geçen telekomünikasyon kabloları anlaşması yapılmıştı. FETÖ ile mücadele sürerken kritik bir isim yakalandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni olan Selahattin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Selahattin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermiyor. Önemli isimler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Son operasyonda Fethullahçı terör örgütüne darbe vuruldu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla yurt dışında yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Selahattin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kaydı bulunan Selahattin Gülen, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi. FETÖ'nün sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahattin Gülen'in, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi. MİT bir operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yaptı. Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının öldürüldüğü belirtildi. Bir operasyonda ZAP'a düzenlendi. Tespit edilen 3 teröristin SİHA destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor denilen paylaşımda, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek vurgusu yapıldı. Sayın seyirciler, Ayasofya Camii'sinde Atatürk'e hakaret içerikli sözleriyle tepki çeken Mustafa Demirkan'a bir tepki de Genç İmam Hatipliler Derneği'nden geldi. Derneğin Genel Başkanı Muhammed Samet Akkaya, Atatürk bu ülkenin kurucusu ve bir değeri olduğu gibi herkesin de saygı duyması gereken bir şahsiyettir dedi. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ayasofya Camii'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı özel bir programda Atatürk'e saldıran İmam Mustafa Demirkıran'a tepkiler sürüyor. Demirkıran'a toplumun her kesiminden gelen tepkilere Genç İmam Hatipliler de eklendi. Yazılı bir açıklama yapan Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammed Samet Akkaya, Atatürk'ün herkesin saygı duyması gereken bir şahsiyet olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu ve bir değeri olduğu gibi herkesin de saygı duyması gereken bir şahsiyettir. Biz kendisine taş atılırken bile beddua değil duayla karşılık veren bir peygamberin ümmetiyken Müslümanlar olarak söylediklerimize dikkat etmeli ve dikkat etmeyi tavsiye etmeliyiz. Evlat nöbetine uzanalım şimdi. Evlat nöbetinde kararlılık hakim. Diyarbakır annelerinin terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için HDP il binası önünde başlattıkları mücadele sürüyor. Aileler evlatlarına bir kez daha teslim ol çağrısı yaptı. Mücadelemizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. Devam edeceğiz. Yürekleri çocuklarının hasretiyle yanıyor. Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. Gelse de bile yine bu çadırı ayakta durduracağız. Bu zulmü bitirmek için başka analar ve babaların yüreği yanmasın diye ve bu evlatlar gitmesin, kandırılmasın. Biz burada duracağız. Diyarbakır anneleri terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde nöbette. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Gönderdikleri gibi bize geri getirsinler. HDP'nin bunu yapmaya hiçbir hakkı yok. Kendi iradesiyle hiçbir zaman ölüme gitmez, hiçbir evlat gitmez. Çünkü kandırılarak bu insanları alıp götürdüler. Hayriye Akyüz, dağa götürülen kardeşi Ensari Karaşan için mücadelesini sürdürüyor. Akyüz, kardeşine seslendi. Ensari ne olursun, her neredeysen beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan sesime ses ver kardeşim. Dön gel. Devletin kapıları sana açık, şefkatli kolları sana açık, bizim kapımız sonuna kadar sana açık. Bak ben senin için buradayım, sonuna kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Nihat Çağmar da oğlu Yavuz için nöbette. Çağmar oğluna teslim ol çağrısı yaptı. Biz burada seni bekliyoruz ve Türk adaletine teslim ol. Konya'daki bir tatbikata gidiyoruz şimdi. Anadolu Ankası 2021 tatbikatında Türkiye savaş hünerlerini sergiledi. Milli Savunma Sanayisi'nin yeni gözdesi Hürkuşlar gösteri uçuşunda ilk kez havalandı. Tatbikatta Türk yıldızları ve Solo Türk'ün gösterisi ise adeta nefesleri kesti. 25 Mayıs'ta başlayan Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın seçkin gözlemci günü basına açık yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Slovakya'nın çekildiği tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın katılımıyla sürüyor. Tatbikat Konya 3. Anajet Üssü Komutanlığı'nda gerçeğe yakın harekat ortamında yapılıyor. Tatbikatla katılımcı ülkelerin personel kurtarma ekipleri arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor. 4 Mayıs'ta başladı tatbikat ve Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı. Konya'daki 3. Anajet hava üssündeyiz. Süredir çalıştığımız bir versiyon, bugün buraya getirdiğimiz versiyon. Görev eğitim versiyonu Hürkuş'un. Biliyorsunuz Hürkuş aslında bir eğitim uçağı olarak tasarlandı fakat pek çok versiyon üzerinde bizim çalışmalarımız devam ediyor. Sipariş verilen 6 Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 135. filonun envanterine girecek. Görevi hava-yer entegrasyonu olan Hürkuş, muharip uçakları hedef tarifinde veya belirli olan protokolleri iletmeyi sağlıyor. İHA'sı ve tabii diğer helikopterleri gösterecek olursak aslında çok sayıda helikopter var.
Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri'nin gücü bir kez daha gösterildi. Türk Yıldızları, NF-5 2000 uçaklarıyla gökyüzünü ay ve yıldızla buluşturdu. Solotürk ise F-16 ile nefes kesici bir gösteri uçuşu yaptı. Gelelim koronavirüs gündemine. Koronavirüsle mücadele kapsamında en önemli tedbir aşılama. Bu kapsamda süreç hızla devam ediyor. Kademeli aşılama kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı. Evet sevgili izleyiciler, aşılama başladı dedik 50 yaş üzerine. Teknik bir sıkıntı olduğu için şu an haberi veremedik. Ancak şöyle söyleyelim, 50 yaş üzeri için aşılama başladı. Haziran sonuna kadar da 20 yaş üzerinin de aşılamasının yapılması bekleniyor. Bu arada Sağlık Bakanlığı'ndan da sıcak bir gelişme geldi, onu da aktarmak isterim. Toplam aşı miktarı da birinci ve ikinci doz olmak üzere 29.060.863'e ulaştı sevgili izleyiciler. Neredeyse 30 milyona ulaşmak üzere aşılamamız. Toplam aşı miktarı birinci ve ikinci doz olmak üzere 29.060.863'e ulaştı. Bu bilgiyi de verelim. Kısa bir ara verelim, ardından bültenimiz devam edecek. Yurt ve dünya gündemiyle Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında ana haber bültenimiz devam ediyor. Kısa ara öncesinde koronavirüs gündemi demiştik, aşılamadan bahsetmiştik. Dilerseniz şimdi ayrıntıları paylaşalım. Koronavirüsle mücadele kapsamında en önemli tedbir tabii ki bildiğimiz gibi aşılama. Bu kapsamda da süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Kademeli aşılama kapsamında da 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı. Türkiye'de COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci hızla devam ediyor. Salgına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın anlık olarak yayınladığı verilere göre şimdiye kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 16.515.018, ikinci doz aşı sayısı ise 12.315.673.000'i geçti. Bugüne kadar birinci ve ikinci doz aşı uygulananların sayısı yaklaşık 29 milyon, 12 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı uygulandı. Yarım saat dışarı. Öte yandan aşı tedariki de hızlanacak. Anlaşması yapılan 270 milyon doz aşının büyük bir bölümü yaz döneminde alınacak. 4 ayda sadece 120 milyon doz BioNTech aşısı getirilecek. 14 milyon 200 bin doz aşının Haziran'ın ilk yarısında alınması planlanıyor. Koronavirüse karşı uygulanacak BioNTech aşısında Aydın pilot il oldu. Evet, BioNTech aşısı olmak için başvurumu yaptım. Randevum 11.40'ta. Birazdan da aşımı olmak için polikliniğe geçeceğim. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, merkez ve ilçelerdeki hastanelerde 31 Mayıs'tan itibaren BioNTech aşı uygulamasının başladığını duyurdu. Aydınlıların aşıya ilgisi oldukça yüksek düzeyde. 182'ye aradığımda o aşının olduğunu söylediler ve sıkıntısı olmadığı için ben de vurmak istiyorum. İl Sağlık Müdürü Doktor Osman Açıkgöz, aşının -86 derecede saklanacağı üniteler ve uygulama açısından iyi durumda olduklarını söyledi. Toplam 15 merkezde an itibariyle BioNTech aşısı yapabilir durumdayız. Bu kapsamı çok hızlı bir şekilde de geliştirmek istiyoruz biz. Entegre hastanelerimiz dahil olmak üzere şu anda hastanelerimizin tamamında BioNTech aşısı yapabilir durumdayız. Hemen hemen her sağlık kuruluşunda aşı yapılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Açıkgöz, aşıların koruyuculuğu ve yan etkileri konusunda kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemesini istedi. Evet, koronavirüs gündemde. Neden bugün özellikle gündemde? Çünkü Bakanlar Kurulu toplantısının gündemi de bu konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplandı. Saat 16 itibariyle Beştepe'de bu toplantı yapıldı ve geçtiğimiz dakikalarda çok kısa bir süre önce de toplantının sona erdiği bilgisine ulaştık ve birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan
kameraların karşısına geçerek açıklama yapacak. Özellikle de normalleşmenin yol haritası belli oldu bu toplantıda. Milyonların gözü kulağı bu toplantıda. Biz de merak ediyoruz elbette. Çünkü eğitimde hangi adımların atılacağı, düğün sektöründe neler olacağı, yine kafelerde, restoranlarda sürecin nasıl ilerleyeceği de yine bu toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yaptı sayın seyirciler. Hem alınan tedbirleri, vaka ve vefat sayılarının nasıl yansıdığını aktardı. Hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında da hangi adımların atılacağı değerlendirdi. Bu sunumla birlikte kararlar alınacak. Eğitimde de hangi adımlar atılacağı konusu yine gündeme geldi. Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması, yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik süreciyle ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki telafi eğitimine ilişkin çalışmaları da yine Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüldü elde ettiğimiz bilgilere göre ve bu konuda atılacak adımların da toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olduğunu biliyoruz. Hem öğrenciler hem öğretmenler hem veliler elbette eğitim camiasında nasıl bir normalleşme süreci işleneceğini merak ediyor. Özellikle de önümüz yaz sezonunda da tatil durumu var ancak bazı uzmanların da tavsiyeleri olduğunu biliyoruz. Ağustos'a kadar devam etmesi yönünde, eğitimin daha sonra tatile girilmesi yönünde, bununla ilgili de yine karar açıklanacak. Düğün sektörü demiştik, yine bu sektörde merakla bekliyor açıklamaları. Çünkü hem evlenecekler hem sektör çalışanları düğünlerle ilgili alınacak kararı merakla bekliyor. Düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılması gündeme geldi. Yine açık havada maske zorunluluğunun gevşetilmesi de toplantının bir başka gündem maddesi. Ancak bunun için daha erken olduğunu söyleyen uzmanlar da var. Bir süre daha maskemizi kullanacağız gibi görünüyor sevgili izleyiciler. Elbette kafelerin, restoranların durumu da yine çok çok önemli. Onlar da açılmanın hangi oranda yapılacağını merak ediyorlar. Yine açık havadaki özellikle %50 kapasiteyle açılma durumu söz konusu. Yasakların kalkması söz konusu. Biliyorsunuz ki 21'e kadar bir yasak durumu söz konusu ülkemizde. Ve bu yasağın belki kaldırılması gündeme gelecek. Belki de 24'e kadar uzatılması, yine gelen bilgileri söylüyorum elbette. Ve cumartesi pazar yasağının da devam edip etmeyeceğini de merakla bekliyoruz. Bütün bunlar bugün Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantı yapıldı ve şu dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını merakla bekliyoruz. Ve bu açıklama geldiği takdirde de canlı canlı sizlere aktaracağız. Hatırlarsınız 17 Mayıs'ta yeni normalleşme sürecine girilmişti. Bugün de yeni bir normalleşme döneminin yine başlangıcı olacak ve ne yönde kararlar alınacak bunu da yine sizlere aktaracağız. Normalleşmenin yol haritasını sizlere aktaracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalarla birlikte. Beklemedeyiz arkadaşlarım, haber verdiği anda biz de bu toplantıyı ekranlarınıza getireceğiz. Ancak şimdi bir haber daha girebiliriz. Evet sevgili izleyiciler, TÜBİTAK'ın deniz faylarını araştırma gemisi Marmara ilk seferi için İzmir limanından ayrıldı. Geminin rotası Kuşadası Körfezi'ndeki faylar. 10 gün sürecek çalışmalara farklı üniversitelerden 40 kişilik bir uzman ekip katılıyor. TÜBİTAK'ın deprem araştırma gemisi denizlerdeki fayları incelemek için demir aldı. İzmir limanından ayrılan geminin ilk durağı Kuşadası Körfezi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi ile Kuşadası Körfezi'ndeki fayların depremselliği incelenecek. Proje kapsamında fayların aktif tektonik özellikleri yüksek çözünürlüklü deniz tabanı ölçümlenecek. 10 gün sürecek çalışmalara farklı üniversitelerden 40 kişilik bir uzman ekip katıldı. Deprem Araştırma Gemisi limandan törenle uğurlandı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi hakkında bilgi verdi. Farklı üniversitelerden araştırmacılarımızı bir araştırma seferine uğurluyor olacağız. 10 gün boyunca devam edecek seferde özellikle Kuşadası bölgesindeki deprem faylarının araştırması yapılıyor olacak. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal projeyle ilgili açıklamalar yaptı. Yaşamış olduğumuz tabii ki depremin biz karadaki izlerini iyi takip ediyoruz, yani aktif faylarımızı. Bu bölgeyi iyi tanıdığımızı düşünüyoruz. Ama denizden gelen süreçte bunun bu boyutunda yeterli bir bilgiye sahip değiliz. Projede 40 arkadaşımız görev alıyor.
Bu projeyle Kuşadası Körfezi'ne karadan uzanan fayların karakterlerinin ve aktif tektonik özelliklerinin araştırılacağı belirtildi. Faylar üzerinde daha önce olmuş depremlerin denizdeki jeofizik izlerinin tespit edilmesi için karot örnekleri de alınacak. Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun, milletimizle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştık. 19 Mayıs vesilesiyle gençlerimizle birlikte basketboldan voleybola, güreşten karateye kadar pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan yeni spor kanalımız TRT Yıldız'ın resmi açılışını gerçekleştirdik. Milletimizin esaret zincirlerini parçalama kararlılığının ilk adımı olan 19 Mayıs'ın ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen gençlerimize güçlü bir 2053 vizyonu emanet etmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Kulübümüzün oyuncu, teknik heyeti ve yöneticileriyle bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Ligi inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarlarımızla birlikte gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz. Basketbolda Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes takımının sevincine hem baş antrenörü Ergin Ataman'ı hem de kulüp başkanı Tuncay Özilhan'ı arayarak sevinçlerine ortak olduk. Şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği ve katkısı olan Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlerimize armağan etmesini de şahsım, milletim adına ayrıca çok ama çok önemli görüyorum. Aerobik jimnastik dünya şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe Begüm Onbaşı kızımızı da arayarak tebrik ettik ve başarılarının devamını diledik. Bu vesileyle son dönemde güreşten boksa, karateden pentatlona, judodan okçuluğa, yüzmeden voleybola pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcularımızı bir kez daha şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Önceki haftanın son cumasında ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun sonradan eklenen kısım haricindeki son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habibler, Hastal kavşakları arasındaki kısımla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış oluyoruz. İnşallah projeye sonradan eklenen Nakkaş-Başakşehir bölümünü de en kısa sürede tamamlayacağız. Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Artık Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, hiçbir ışığa, hiçbir yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir. İnsan ve yük taşımacılığının böylesine hızlı, konforlu ve güvenli şekilde yürütülmesinin ülkemize sağladığı katkıları her alanda görüyoruz. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da birer birer devreye girdiğinde Türkiye ulaşımda yeni bir devrim yaşayacaktır. Ülkemizin her köşesinde 56 adede ulaşan havalimanlarımızla
zaten hava taşımacılığı sorunumuzu neredeyse tamamen hallettik. Deniz yolu taşımacılığında da dev projeleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. İnşallah bu hafta sonu Filios limanını hizmete açarak bu alanda da büyük bir atılımı hayata geçirmiş olacağız. Kara, demir, hava ve deniz yolu hatlarımızı birbirleriyle entegre şekilde birbirlerine tamamlayacak şekilde planladığımız için kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız tüm bu adımların ülkemize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kısmının açılışında da tekrar ettiğim gibi bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek daha çok eserimiz var. Gençlerimize bırakacağımız en önemli mirasımız olan 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Sultan Alparslan'ın 1000 yıl önce açtığı yolda, Osman Gazi'nin 722 yıl önce diktiği çınarın izinde, Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbul surlarına diktiği sancağın gölgesinde, Gazi Mustafa Kemal'in 98 yıl önce emanet ettiği cumhuriyetin kollarında, maziden atiye kurduğumuz köprüyü aşkla, şevkle, heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin bizi sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Ülkemizi ve milletimizi kısır çekişmelerin, sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Geçtiğimiz hafta başında ülkemizde misafir ettiğimiz Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmeler gerçekleştirmenin yanında Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye yapılan ilk insansız hava aracı satışımızla ilgili anlaşmayı da imzaladık. Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiştir. Bu kurumlardan da aynı karşılığı gördüğümüz müddetçe ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. Çarşamba günü mecliste gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında ülke gündemindeki önemli başlıklarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Aynı gün akşam saatlerinde de Amerika merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantımıza katılan şirketlerin temsilcilerine ülkemizin ekonomik durumunu ve uluslararası yatırımcılara olan bakışını bir kez daha ifade ettik. Ayrıca şirket temsilcilerinin tüm sorularını da bizzat cevaplayarak ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme hususundaki kararlılığını ortaya koyduk. Yakın tarihimizin kara günlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü vesilesiyle partimizin il başkanlarıyla eski adıyla Yassıada, milletimizin verdiği isimle Yaslıada bizim dönüştürdüğümüz haliyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldik. Bu toplantıda şehit başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad etmenin yanında ülkemizin demokrasi, özgürlükler, kalkınma yolculuğunu zafere taşıma irademizi milletimizle tekrar paylaştık. Cuma günü ise milletimizin 150 yıllık hayali olan, nesiller boyunca hayata geçmesi için mücadele verilen Taksim Camii'nin açılış törenindeydik. Şimdiden İstanbul'un en önemli sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii, milletimizin İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediyesi olarak şehrin silüetindeki yerini almıştır. Tabii birileri özellikle bu eseri kalkıp da
İstanbul'umuz için böyle farklı veyahut da bir sembol olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i görebilir, Süleymaniye'yi görebilir, Fatih Camii'ni görebilir, Eyüp Sultan'ı görebilir. Bunlar bizim için tabii ki sembol eserlerdir. Ama bilesiniz ki onlar o asrın veya o asırların sembol eserleri ise işte şu anda bizim de Çamlıca'nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir. Ve bu kule oradaki bütün o çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya bu kulenin dikilmesi 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması ve oradan tüm İstanbul'u bütün güzellikleriyle seyredebilme imkanını vermesi o da bu devrin, bu asrın inşallah sembol eserlerinden bir tanesidir. Taksim Camii'nden yankılanan sese karşı dile getirilen rahatsızlıkların gerisinde güçlü ve büyük Türkiye'nin ayak seslerinden, milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinden duyulan korku vardır. Demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındaki seçkin yerine çıkartarak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Taksim Camii'nin milletimize armağan edilmesinde emeği geçen herkese, özellikle de hayır sahibi aile Elmas ailesine tekrar şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Cumartesi günü ise İstanbul'a kazandırılan ve yeni bir sembol olan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Çamlıca'nın eski halini bilenler, kulesi ve çevre düzenlemesiyle yeni halinin şehrimize kattığı güzelliği çok daha iyi takdir edecektir. Büyük Çamlıca Camii'nin ardından kulenin de hizmete girmesiyle İstanbul Boğazı'nın silüeti bu bölgede yepyeni bir çehreye kavuşmuştur. Bu kulenin de ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, bakanlığımıza, yüklenici firmalara, mimarından işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Aynı akşam FETÖ'nün 568. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen uluslararası okçuluk müsabakasına katılan sporcularımızın heyecanını video konferans mesajı yoluyla paylaştık. Bu vesileyle ülkemizdeki tüm kurumlara, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, bilhassa da gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne atfettiğimiz 2053 vizyonumuzu şekillendirmek için şimdiden hep birlikte hazırlıklara başlamalıyız. İnsan ömrü için uzun sayılabilecek 32 yıl toplum hayatlarında göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre hükmündedir. Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiğini göz önüne aldığımızda 2053 vizyonu için hemen kolları sıvamamızın şart olduğu ortaya çıkıyor. Fikir talimleriyle, dar ve geniş kapsamlı toplantılarla, orta ve uzun vadeli analizlerle, siyasi, sosyal ve ekonomik yol haritalarıyla vizyonumuzu şekillendirecek gayretler içine girmeliyiz. Darbe ve kriz dönemlerinin mirası üzerinde siyaset yapmış, ülke yönetmiş, eser ve hizmet üretmeye çalışmış bir nesil olarak böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın işte bu vizyon olacağına yürekten inanıyoruz. Temennimiz 2023 seçimlerinin Türkiye'nin bu vizyonunun merkezinde olduğu bir tartışma iklimi içinde geçmesidir. Biz bunun için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmekte kararlıyız. İnşallah bir asır sonra
Cumhuriyetimizi gerçek gündemine, asıl rayına oturtmuş olarak ülkeyi gençlerimize emanet edeceğiz. Aziz milletim, yaklaşık 1,5 yıldır dünya ile beraber ülkemizi de esir alan bu mevcut salgınla mücadelemizi her cephede kararlılıkla sürdürüyoruz. Son kabine toplantımızın ardından yeni müjdeleri de içeren salgınla mücadelede milletimizin her kesimine verdiğimiz desteklerin ayrıntılı bir icmalini sizlerle paylaşmıştık. Toplamda 661 milyar lirayı bulan bu hibe ve desteklerin ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur. Bugün Türkiye dünyada milli gelirine oranla halkına en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Dünyada her şey güllük gülistanlıkta sadece Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor gibi bir hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap uluslararası kuruluşların işte bu tespitidir. Bu hususta nüfusu bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi de iyi niyetli de olmadığı açıktır. İşte bugün 2021 yılı ilk çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Sizler medyanın içindesiniz. Bunu sizler de takip ediyorsunuz. Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde %7 büyüyerek G20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer alması herhalde ekranları başında bizi izleyen milletime ve siz değerli basın mensuplarına bir şeyler ifade ediyor. Büyümede en dikkat çekici kalem makine ve teçhizat yatırımlarının %30,5 gibi gerçekten güçlü bir şekilde artmış olmasıdır. Bu durum yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir. Bir diğer önemli gelişme kırsal kalkınma yatırımlarında yaşanmaktadır. Kırsal kalkınmada bu yıl 925 ekonomik yatırımı projesine 888 milyon lira, 2531 altyapı yatırım projesine 196 milyon lira hibe desteği verdik. Böylece ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık, buna karşılık gelen 3456 projeyle 1,1 milyar lirası hibe olmak üzere 2,3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur. Ayrıca kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz. Geçtiğimiz hafta Karadeniz'deki doğalgaz sevincimizin ardından karada da 3 kuyuda petrol bulduğumuzun müjdesini milletimizle paylaşmıştık. İnşallah önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Diğer yandan aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Üstelik bunu kendisi henüz aşı üretmediği halde başarmış bir ülkeyiz. İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız. Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan Haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz. Türkiye'nin salgınla mücadelesinin Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, çoğu alanda onların ilerisinde olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Salgın tedbirlerini
sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimizde vaka sayılarımızın seyri birbirlerini takip ettiği için Avrupa ülkeleriyle benzer şekilde yürümektedir. Bütün bunları söylerken elbette gerçeklere gözlerimizi kapatmıyoruz. Son 6 ayda iş yerleri ancak 1,5 ay açık kalan esnaflarımız olduğunu biliyoruz. Sadece paket servis hizmeti gibi ciddi sınırlamalarla hizmet vermeye çalışan esnaflarımız olduğunu da biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamalarının pek çok kişi ve kurumun faaliyetleri üzerinde yol açtığı olumsuz etkileri biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın eğitim öğretimdeki kayıpları yanında pek çok fiziki ve psikolojik sıkıntının eşiğine geldiğini biliyoruz. Düğünden genel kurula bütün bunlara kadar pek çok toplu etkinliğin uzun süre ertelenmesinin yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını, tahammül sınırlarının zorlandığını görüyoruz. Yaz mevsiminin de gelmesiyle insanlarımızı evlerde uzun süre tutmanın hem zor hem anlamsız olduğunu, yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerin yoğunlaşacağını da dikkate alıyoruz. Yine bu süreçte sıfatları ne olursa olsun kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanlar bulunduğunda idrakindeyiz. Değerlendirmelerimizi tüm bu gerçekleri hesaba katarak yapıyor, kararlarımızı ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını gözeterek veriyoruz. Tek gayemiz insanlarımızın sağlığını, milletimizin esenliğini, ülkemizin huzur ve güvenliğini korumak, telafisi mümkün olmayan hasarların oluşmasına engel olmaktır. Bunun için bulduğumuz her fırsatı, her kapı aralığını, her ışığı kullanıyoruz. Salgının başladığı günden beri açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin tek sebebi şartları zorlama pahasına da olsa bu musibetin ülkemiz ve milletimiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Nitekim Ramazan ayındaki kısmi ve tam kapanma şeklinde uyguladığımız sıkılaştırma tedbirlerinin bir kısmının yerini 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşme adımları almıştır. Aradan geçen 2 haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının aslında en güzel ifadesidir. Bugün kabine toplantımızda yarından itibaren devreye girecek kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişarelerimizi gerçekleştirdik. Bu doğrultuda verdiğimiz ve biraz sonra açıklayacağım her kararı ülkemizi yeniden salgının pençesine düşürmeme anlayışıyla buna dayalı bir ihtiyatla alıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yürütülen mücadelenin önündeki en büyük tehdit, virüsün farklı mutasyonlarının yol açtığı öngörülemeyen sonuçlardır. Nitekim kimi Avrupa ülkelerinde aşılama başta olmak üzere oldukça sert tedbirlerle binli rakamlara düşürülen vaka sayılarının mutasyonlu virüslerin yaygınlaşmasıyla yeniden yükselişe geçtiği anlaşılmaktadır. Sınırlarımızı kapatarak, vatandaşlarımızı evlerine hapsederek, kendimizi bölgemizden ve dünyadan tamamen soyutlama imkanımız olmadığına göre ülkemizin de bu tehditlerle yüzleşmesi kaçınılmazdır. Salgınla mücadelede eldeki mevcut bütün bu imkanlar sonuna kadar kullanarak sürecin mümkün olan en az maliyetle atlatılması için var gücümüzle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen aziz milletim, şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini
sizlerle paylaşmak istiyorum. Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22 ile pazartesi sabahı 5 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek, saat 24'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecektir. Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir. Diğer iş yerlerinin pazar günü haricinde belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir. Üniversiteler 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir. Spor kulüpleri genel kurullarının Haziran'ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran'ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirilebilecektir. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir. Detayları İçişleri Bakanlığımızca yayınlanacak genelgede yer alan bu yeni kademeli normalleşme adımlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbimden insanlığın tamamıyla birlikte milletimizi de bir an önce bu musibetten kurtarmasını niyaz ediyorum. Bu duygularla bir kez daha hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.